Hazır mıyız? Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, son bir buçuk haftadır bir operasyonu Türkiye konuşuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasamıza göre Cumhurbaşkanı aynı zamanda başkomutan olarak anılıyor. Bundan beş buçuk yıl önce asker, polis ve sivil olmak üzere on üç tane vatandaşımız bölücü terör örgütü PKK tarafından rehin alındı. Beş buçuk yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımızın ve genel başkanımızın bütün uğraşılarına rağmen başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kulaklarını tıkadılar. Görmediler, duymadılar. Beş buçuk yıl aradan sonra Gara'da bir operasyon yapma kararı alındı. AKP'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı olarak da başkomutan olan Recep Tayyip Erdoğan, bu Gara'ya yapılacak operasyonu günler öncesinden ifşa etti. Böylece oradaki rehin tutulan 13 evladımızın hayatı tehlikeye girdi. Müjde vereceğim size dedi. Herkes o müjdeyi konuştu. Çünkü oradaki o 13 arkadaşımızdan kardeşimizden daha kıymetli olan kendisi ve kendi iktidarı olduğu için bunu siyasetine alet etmek istedi. Nihayet oraya bir operasyon yapıldı. İki türlü operasyon olur. Bir, operasyonu silahlı kuvvetlerimiz orada terör kimliği de bulunan unsurları etkisiz hale getirmek için yapar. İki, orada rehin tutulan kardeşlerimizin kurtarılması için yapar. Hangisi için yaptınız? İkisi için yaptık, olmaz. İlk önce rehineleri kurtarmanın bir yolunu bulursun. Ondan sonra oradaki unsurları etkisiz hale getirmenin başka bir yolunu bulursun. Senin birinci görevin evlatlarını sağ salim topraklarımıza getirmektir. Analarına kavuşturmaktır. Başkomutan olarak görevin bu. Ama sen hayatın boyunca bir kere bile cumhurbaşkanlığı yapmadığın için hep aklın AKP genel başkanı olarak davranmak olduğu için sen bunu ifşa et. Ve oraya bir operasyon yapıldı. Silahlı kuvvetlerimizin bütün gücüyle bir operasyon gerçekleştirildi. Üç tane evladımız bu operasyonu gerçekleştirirken şehit düştüler. Onun karşılığında rehim tutulan kardeşlerimizi kurtarsaydık o üç evladımız orada elbette ki vatan için, millet için şehadet şerbetini içtiler. Bunu bağrımıza basardık. Ama başta 13 kardeşimizden oraya taarruza geçen askerlerimizin hayatı ifşadan dolayı tehlikeye atıldı. Bu olay duyuldu. Tüm Türkiye'de ve dünyada konuşuluyor tüm Türkiye'de ve dünyada konuşuluyor. Generaller askerlerine şöyle hitap ederler. Evladım diye hitap ederler. Çünkü anneler babalar evlatlarını asker ocağına teslim etmişlerdir. Baba ocağından çıkmıştır, asker ocağına girmiştir. Onlar için evlatlarıdır. Başkomutansa tüm askeri bilimlerin başkomutanıdır. Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Askeri birliklerimiz bir operasyon yapılmış. 16 evladımı yani başkomutan olarak yani asker ocağı olarak yani Türkiye Cumhuriyeti olarak 16 tane evladımızı şehit vermişiz. Bir gün sonra daha cenazeleri kalkmadan evlatları için evlatlarını kaybettiler diye tüm dünyadan taziye mesajları gelirken Cumhurbaşkanı sıfatını hiçbir zaman taşımayan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ekranlara kendi kongresinde çıkarak işte bu şekilde gülmüş ve sırıtmıştır fıkralar anlatmıştır. Evladınızın cenazesi orada bekliyor. Millet taziyeye geliyor. Siz fıkra anlatıyorsunuz. Gülüyorsunuz. Neşeli haliniz burada. Bakın televizyonlar alt yazı geçiyorlar. Alt yazı geçiyorlar. Diyorlar ki PKK katliamı 13 şehit verdik. 16 şehit verdik. 16 şehit verdik. Cenazetinin başında başkomutan olarak evlatlarının taziyesini kabul eden bir kişinin resmi midir bu? Soruyorum, milletime soruyorum. Ak Partinin milletvekillerine, onlara oy veren insanlara soruyorum. İki türlü gülüş vardır. Biri insanın içini acıtır. Biri insanın içini ısıtır. Hayatımız boyunca içimizi acıtan bu gülüşü asla unutmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri de unutmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti mensubu hiç kimse bu gülüşü unutmayacaktır. Asla unutmayacaktır. Yetti mi? Hayır yetmedi. Ne yapıyorsun? şunu yapıyor. Diyorsun ki bu kongrede ben bütün her şeyi yıktım. Bir tek önemli olan kişi benim. Bir de şehitin sen başkomutanı olarak evladın ya bir de anası var mezarının başında. Kongreden gülerek espriler yaparak fıkralar anlatarak şehit anasını kongreye telefonla bağlıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı sıfatıyla olsa nasıl yapar? Şehit annesini arar, başsağlığı diler ve bu kamuoyuna duyurulur. Şehit annesi de beni Cumhurbaşkanı aradı der. O şehit annesi kongreden aradığını biliyor mu? Hayır bilmiyor. AKP Genel Başkanı olarak aradığını biliyor mu? Hayır bilmiyor. Peki sen ne yapıyorsun? Onlar şehit oldular. Onlar en yüksek mertebeye ulaştılar. Şimdi biz kendi işimize bakalım diyoruz. Arkadaşlar bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu sindirilebilecek bir şey değil. Ben buradan açıklıyorum. Defalarca açıkladık. Bugün komedi. YPG 2014'te hayata geçmiş, 2016'da Türkiye tarafından terör örgütü ilan edilmiş Türkiye tarafından sen Türkiye'nin dışarıda bulunan biricik toprağı olan Süleyman Şah Türbesini teröristlerin işgalinden kurtarmak için orayı koruma emri vermiyorsun. Koruma emri vermiyorsun oradaki bayrağı YPG'li teröristlerle birlikte indirtiyorsun. Onların korumasında Süleyman Şah Türbesi'ni vatanımızı, toprağımızı oradan kaçırtıyorsun. Sonra dönüyorsun. Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi, bu Kemal Kılıçdaroğlu, bunlar var ya bunlar, bunlar terörist dediler, terörist demediler, bunları söylüyor. Ya bir insanın yüzü hiç mi kızarmaz ya? Hiç mi kızarmaz ya? Terör örgütü Abdullah Öcalan'ı muhatap alan Türkiye'deki tek genel başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Muhatap aldığını söyleyen bir dahaki haftalarda o videoları çıkartacağım. Yayınlanmasını sağlayacağım. Evet onu muhatap aldığımızı bizzat kendi ağzıyla söylediği videoları yayınlayacağım. PKK terör örgütü bizim zamanımızda güçlenmiştir, silahlanmıştır dediği videoları yayınlayacağım. Biz izin verdik PKK'nın girdiğim girmesine dediği videoları yayınlayacağım. Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşini TRT'ye çıkartan da kendisidir komik bir ifadede bulunmuştur. Öcalan'ın kırmızı bültenden aranan kardeşinin ben kırmızı bültenden aradığını bilmiyorum demiştir. Kandil'i muhatap alan tek siyasi parti genel başkanı kendisidir. Kandil'e milletvekillerini gönderen siyasi parti genel başkanı kendisidir süreç içerisinde eli silahlı PKK'lı teröristleri ha Türkiye'ye girmesini emrini veren kişi kendisidir. Garada evlatlarımız rehin tutulurken evlatlarımız için yapılan operasyonu ifşa eden de kendisidir. Şimdi çıldırıyor. Çıkmış televizyonlara çıkmadan önce diyor ki ben çok önemli bir olayı açıklayacağım çarşamba günü diyor. Müjde vereceğim diyor. Herkes büyük bir müjde verecek diye bekliyor. Çıkıyor televizyonların karşısına milletin gözünün içine baka baka yoksulluktan kırılmış, pandemiden kırılmış, dükkanlarını açamamış insanların gözünün içine baka baka diyor ki uzaya gideceğiz diyor. Neyse gideceği yer Garay'mış. Oraya gidecekmiş. Bunu ifşa ediyor, bunu söylüyor ve size müjde vereceğim diyor. Ama operasyon tamamiyle başarısız oluyor çünkü bir rehin'e kurtarma operasyonu olarak düzenlenmiyor ve ondan sonra yaşadığımız malum görüntüleri az önce size gösterdiğim malum görüntüleri ve tüm Türkiye şahit oluyor. Allah şahidimiz olsun ki evlatlarımızın acısını asla unutmayacağız. Allah şahidimiz olsun ki PKK terör örgütü bu yaptıklarının hesabını er ya da geç ödeyecektir. Ve Türkiye Cumhuriyeti layık olduğu bir iktidar tarafından yönetileceği en kısa zamanda Türkiye'de bu sorun ortadan kalkacaktır. Bizim tek derdimiz milletimizdir, vatanımızdır, bayrağımızdır. Onların tek derdi kongrelerdir, iktidardır, yandaşlarıdır. Bunun için bakın hemen bir şeye daha geçiyorum. Ya ekonomiyi konuşmamız lazım. Ekonomiyi konuşmamız lazım. Yoksulluğu konuşmamız lazım. Soygunları konuşmamız lazım. Ama onlar ne yapıp yapıp evlatlarımızın canı bağısına kendilerine yeni gündemler yaratmak istiyorlar. Üstelik evlatlarımızı kurtarmak için değil. Halleri ortada, görüntüleri ortada. Bir belediye başkanı atandı. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı oldu. Mansur Yavaş belediye başkanı oldu. Mersin, Adana'da belediye başkanımız atandı. Göreve geldiği gün, göreve geldiği gün, genel sekreterlik görevine damadını getirseydi, Türkiye ne olurdu? Türkiye ayağa kalkardı. Vay, sen belediye başkanı oldun, milletin oyları ile geldin, sen burada genel sekreterlik görevine nasıl damadını getirdin? Paranın başına otursaydı damadına, Türkiye ayağa kalkardı. Dedik ki ya ne kıymetli adammış ama senin aile işin. Biz o işlere karışmayız. Damadın vardır, gelinin vardır. Allah mutlu mesut etsin. Hiçbir şey demiyoruz. Hiçbir şey. Ama aile işlerini devlet işine karıştırma kardeş. Karıştırma. Sen aile işlerini devlet işine karıştırdığın zaman damadını getirip de ilk önce Enerji Bakanı, ondan sonra Maliye Bakanı yaptığın zaman Türkiye'nin hali iki yıl içerisinde iki yılda yüzde seksen borcunu bu damat arttırdığı zaman Kobilerdeki banka borcu iki yılda iki yüz milyar TL fazla borçlandığı zaman 611 milyar TL'den 842 milyar TL'ye çıkan vatandaşların bankadaki borcu kaval yaptığı zaman 513 milyar TL'den 841 milyar liraya çıkan bu borçların hesabının verilemediği anlar ortaya çıktığı zaman döviz ve euro 8'in üzerine onu bulduğu zaman millet adına hesap sormak zorundayız. Ne yaptınız bu paraları diye. Ne yaptınız kardeşim? Damadını getirdin 128 milyar dolarlık hazinenin bütçesini bir yere gönderdiniz, yok ettiniz. Ama Cenikli cevap veriyor. Sabah gazetesi de bugün açıklamış. Orada camiyi çaldılar ya. Minareyi çalan kılıfını uydurur misali bunlar sadece minareyi değil topunu çalıyorlar topunu. Topunu çalıyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki biz o dövizleri biz o dövizleri sattık diyorlar. Sattık. Yurt içi yerleşkilerinden mevduat talebi bu diyor ve bu paralar sattılar. Biz de soruyoruz. Peki Merkez Bankası ihale yapmadan, piyasaya açıkça müdahaleye bulunmadan bu dövizi nasıl sattı kardeşim? Kime sattınız bu dövizi? Kime sattınız ya? Bunu açıklasanıza. Neden ıvırıp kıvırıyorsunuz? Sizin önceliğiniz ekonomide çiftçi değil ki, esnaf değil ki. Sizin önceliğiniz kira borçlarını ertelediğiniz yandaş şirketleriniz 18 milyar dolarını erteliyorsunuz. Peki bu millet bu kadar sıkıntı içerisindeyken bu kadar acı çekiyorken siz sadece yandaş şirketin borçlarını ertelemekle niye kalıyorsunuz? Niye milletin parasını millete değil de yandaşlara veriyorsunuz? Tüm dünyada en gerideyiz. 1.1 bir bir vatandaşımıza yardım etmekte. 1.1'lerdeyiz bir ama siz beşli çeteye elinizden gelen yardımı yapıyorsunuz. Gelişmiş ülkelerdeki ortalamayı söylüyorum 12.6. Gelişmekte olan ülkelerdeki bu rakam 3.6. Az gelişmiş ülkelerde 1.6 tüm ortalamaların altında 1.1 Türkiye. Ya yazık değil mi insanlarımıza? Sen damadını memnun edeceksin diye ailenle ilgili sorunları çözmekte sıkıntı yaşıyorsun diye Türkiye millet bu sıkıntıyı yaşamak zorunda mı? E bir de biz bu paraların pandemi döneminde bile nasıl çarçur edildiğini soruyoruz. Niye cevap vermiyorsunuz? Genel Başkanımız dün sordu. Çin'den ücretsiz olarak getirilen 1 milyon doz aşı var. Devlet Malzeme Ofisi'nde her dozu 12 dolardan fatura edilmiş. Peki biz de soruyoruz. Ettiniz mi etmediniz mi kardeşim? Fatura ettiniz mi etmediniz mi? Soruyoruz. şehitin parasını yediniz mi yemediniz mi cevap vermiyorsunuz. Soruyoruz. Evlatlarımızla ilgili Kılıçdaroğlu 5 tane soru soruyor. Cevap vermiyorsunuz. Soruyoruz. Bu aşıyı dahi, pandemide dahi vurgun yaptınız mı, yapmadınız mı kardeşim ya? Cevap versene Cevap vermiyorsunuz. Ama televizyonlara çıkıyorsunuz, yüzünüz kızarmadan millete yalan söylemeye devam ediyorsunuz. PKK terör örgütü de, YPG terör örgütü de dostu olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onlarla masaya oturan Recep Tayyip Erdoğan'dır. YPG terör örgütüyle birlikte Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırttıran Recep Tayyip Erdoğan'dır. 16 tane evladımızı şehit olarak verdiğimiz bir operasyonu öncesinden ifşa eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün derhal istifa etmesi gereken bütün himayesinde bulunan kişilerle birlikte derhal çekilip gitmesi gereken de kendisidir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Yok, teşekkür ediyorum.